can alıcı noktası burası. Benden başka kimse çıkıp da ya eğitim dili Türkçe olmalıdır, İngilizce olmamalı, Tarzanca 250 kelimelik dünyanın paçavra dili, köleler dili olmamalıdır diyen benden başka 50 sene kimse çıkmadı. Ne haber? Buna katılıyorum. Evet. Buna katılıyorum. Hayret, nasıl oldu ya? Buna katılıyorum ama mesela bu ülkede yaşayan... O zaman katıksız değiliz artık. Bu ülkede yaşayan ve Türkçe bilmeyen ve dili Kürtçe olan hayır, bir halk da var. Hayır, konu o değil ya. Sen şimdi milletin kafa yapısını anlatmaya çalışıyorum. Bir ülkede senelerce kimse... Ya kardeşim, aklı başında hiçbir ülkede böyle kepazelik olmaz. Bu seni yok etmek için yapılan en büyük oyundur. Cahil bırakmak için kafan çalışmasın. Ona buna özel. Sonunda topraklarını da böyle seve seve ver. Amerika'ya bilmem nereye, yabancılara. Yapılsın diye yapılmış bu oyun. İşte şu Bay Bay Türkçe kitabında, sonra öbürlerinde falan. Bu uzun uzun kaç ülkeye bunlar yapılmış. Birilerine toprak vermekten değil zaten. O insanlar nasıl perişan. Toprağı beraber paylaştığımız insanlardan bahsediyoruz. Hayır, şimdi tamam. Bütün bunlar olurken... Ya mesela Kürtler derse ki, ya biz Kürtçe eğitim istiyoruz diyebilir. Tabii. Peki, Türkler ne diyor? Yani kültürel olarak Türkler, benden başka. Kim ne diyor? Hiçbir şey demiyor. İngilizce olsun diyor. Yani nitekim Irak mahvedildikten sonra Kerkük bölgesindeki Türkmen lafı hiç edilmedi. Nebat'a yetmez tabii. Ve Türkiye de etmedi. Hiçbir tarafı. Onları da ben yazdım bir tek. Kürtler girip Kerkükliler geliyor boynuma sar oluyor bir yerde görünce. Balkanlardakiler keza Batı Trakya'da benden başka bahseder olmuyor. Neyse babam o taraftan gelme. O sırada. Siz ve Hemingway. O da bayağı bahsetmiş. Filan filan yani, tamam mı? Şimdi dolayısıyla şimdi bu oralar dümdüz edilince yani isticacıların sömürgeci ilk yaptığı iş oranın dilini değiştirmektir. Eğitim dilini. Hatay'ı Fransızlar aldı. Hemen ilk iş eğitim dilini Fransız yaptılar. Atatürk tekrar geri alınca ilk iş tekrar onu Türkçe yaptı. Şimdi ne oldu? İngilizce. Hadi. Bunlar da çok haklısınız. Şimdi bak Kerkük. Kerkük'te adını bildiğiniz bir zatın akrabası. Hakiki adını da bilmezsiniz de işte yani benzer adı. Belki biliriz. Ondan sonra. Şimdi bu akrabası gitmiş. Efendim Kerkük'te üniversite kurmuş. Ben de Örütbağ'da, yani internetin Türkçesi, Örütbağ'da gördüm, okudum. Gerekçesini filan Türkçe. Bu aynısına falan Türk kültürüne, Türk olan her şeye küfür etmekle başlıyor. Böyle bir şey. Türk üniversitesi kurmuşlarsınız mı? Şimdi eğitim dili ne biliyor musunuz? Bunu kuran işte burada da üniversite kurmuş olan adamın belki kardeşi, yeğeni neyse. İngilizce. Bakın eğitim dili ne? Kerkük'te. Kürtlere eğitim dili Kürtçe eğitim, Türklere İngilizce eğitim. Aynı bölgede bir de bir cemaatin bilmem nesi işte falan falan, o da gitmiş bir tane okul açmış. Orada da Kürtlere Kürtçe eğitim, Türklere İngilizce eğitim. Ve bu konuda benden başka kimseden ses çıkmıyor, bilseler bile. Ben çoğunu da bildiğini zannetmiyorum, biz tesadüfen öğrendik. Tabii ben hemen konuyu ele alıyorum. Ama yani şu milletin haline bak. Yani kendini böyle Tarzan Marzan zannetmeye başlamış şaşkın. Dünya Tarzan'ın ülkesi batmış. Tarzan'ın ağaçlarının hepsini kesmişler. Dibe vurmuş. Ondan sonra orada ormandaki aslanların tüyleri dökülmüş. Bir de sizlere ömür. İşte yani ölmüş zavallı hayvancık. Leşi orada yatıyor. Ve hala bunun kuyruğunda gidiyorlar. İnsaf ya. Öyle mi sen? Yani şimdi kültürel olarak genlerde bozukluk olmuş ya. Adam kendini Tarzan Marzan zannediyor. Ondan sonra neymiş efendim, ilk öyle başladı. Ottu düttü gibi yerlerde o bahaneyi uydurdular. Efendim işte fizik, matematik bilmem ne olacak, bunlar İngilizce olsun. Sanki öyle öğrenilir. Oktay Bey. Peki öyle olsaydı, eğer öyle olsaydı Tarzan fizikçi olurdu. Fizikçi. Tarzan hala ağaçlarda ya. Şu hale bak, bu kadar kepazelik. Yani benim tahammül edemediğim ne ırk ne milliyet ne bir şey, geç onları. Edebiyat tarafı. Benim için en önemli olan her insanın bu dünyada, her insanın kim olursa olsun, Afrika'nın köşesinde, Himalaya'nın tepesinde, nerede olursa olsun, her insanın hani bir aç kalmasın, hasta olmasın durup dururken, hasta edilmesin mahsus, aç bırakılmasın mahsus, birbirine kestirilmesin mahsus, bir. İkincisi de her insanın haysiyetiyle ve kendine itibarıyla yaşaması çok önemli bir şey ve bu beni, yani karşımda böyle haysiyetini, kimliğini kaybetmiş, kendine itibarını kaybetmiş, dolayısıyla kimsenin itibar etmeye itip kalktığı bir halde olmasına gönlüm hiçbir zaman razı olmuyor
Ve öyle olan her insanın acısını paylaşıyorum. Bütün halklar ve bunu için geçerli. Bütün halklar için, bütün dünyadaki için her insan için. Onun için bu milletin de bu kadar tarihten sonra, bu kadar batıya medeniyeti defalarca öğrettikten sonra böyle perişan, sonunda ülkelerin hepsinin dibinde sondan şampiyon olmasına razı olamıyorum. Kusura bakmayın. Ne yapalım? Çok teşekkür ederim. Mesela şu dillerin tekrar konuk etmek istiyorum. Kitlelerin, halkların, toplumların, milletlerin ne derse de dillerinin, bilmem nelerin, kültürlerinin bozulması, içine virüsler sokulması, bu suretle o insanların köleleştirilmesi falan olayı ile gıdalarının besin maddelerine biyolojik olarak kalıtım yoluyla fiziksel genlerin takılması ve onların bozulması, insanların fiziken de perişan edilmesi arasında çok büyük benzerlik ve bağıntı var. Bir mesela, dahaki programda da bunu konuşalım inşallah. Mesela. Çok teşekkür ederiz Osman Bey. Ağzınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık.